Merhaba. Diksiyon eğitimi çoğunlukla beden dili ile birlikte anılır, birlikte telaffuz edilir. Diksiyon ve beden dili eğitimi, diksiyon ve etkili iletişim eğitimi gibi ama beden dilini sıkça duyarız. Beden dili ne demek? Adı üzerinde bedenin dili, bedenin söylemek istedikleri, bedenin konuşmayı doğrulayan tarafı, jestler yani el ve kol hareketleriyle mimikler yani yüz hareketlerinin toplamı aslında duruşumuz, oturuşumuz, ellerimizi kullanış şeklimiz, bakışlarımız, vücut duruşumuz, vücudumuzun dönük olduğu yerler, konumlar bunların hepsi beden dilini oluşturuyor. Şimdi bir psikolojideki beden dili vardır. Yani psikologların anlattığı beden dili vardır. Bizim onunla çok ilgimiz yok. Yani diksiyondaki beden dili aslında tonlamanın vücut diline dökülmüş şeklidir. Tonlama yaparken tonlamayı nasıl yapardık? Tonlamayı sesimize ruh vererek, duygularımızı sesimize yansıtarak yapardık. İşte bunu yaparken bir de işin içine vücut dilimiz, yani vücut hareketlerimiz giriyor. Elbette psikolojik tarafı da var. Yani işte kollarımızı birleştirdiğimizde bu bizim dışarıya kapalı olduğumuz anlamına gelir gibi. Saçımızla oynadığımızda flörtöz olduğumuz gibi ama hepsi her zaman aynı anlama gelmez. Yani ben şöyle kollarımı kavuşturarak oturduğumda bu illaki benim dışarıya kapalı olduğum, iletişime kapalı olduğum, iletişim kurmak istemediğim anlamına gelmez. Üşümüş olabilirim, yorulmuş olabilirim, kollarımı kavuşturmak istemiş olabilirim. Yüzümdeki ifade eğer daha böyle yumuşak, ılımlıysa kollarımı kavuşturmamın bir kapanma ifadesi olmadığını söyleyebilirim. Yani hatta bazı durumlarda şöyle kol kavuşturmak işimi iyi yapıyorum anlamına da gelir. Dışarıda panolarda, billboard denen işte o reklam panolarında, reklam alanlarında sıkça görürsünüz. Mesela işte bir emlak şirketinin reklamı, emlakçılar şöyle durmuşlar. Yeni yayın dönemlerinde haber spikerleri, sunucuların kameranın yanında şöyle ellerini kenetleyerek, kollarını kapatarak şöyle bir duruşları vardır. Yüzdeki ifade tebessüm eder bir ifade ve dik bir vücut duruşuyla birleştiğinde şu ifade, ben işimi iyi yapıyorum, bana güvenebilirsiniz anlamına da geliyor aslında. Yani genel geçer kurallar değil, her zaman geçerli değil ama çoğunlukla evet şu ifade. Yani bu şunu yapmamamız gereken durumlar var. Toplantılarda mesela. İşte kürsüde bir şey anlatırken kolları şu şekilde kavuşturmak. Belki lakayt, ilgisiz, karşı tarafa değer vermediğimiz anlamına gelebilir. O yüzden beden dilimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor daha doğrusu. Yani hangi davranış neyin ifadesi? Bir kere konuşurken avuç içlerimiz daima açık olmalı. Yani karşıya dönük. Ama tabii böyle durmayacağız. Konuşurken böyle avuçları, elleri işte sıkmak, ovuşturmak, kapatmak, kapalı tutmak, masanın altına koymak konuşurken özellikle de o yani bir toplantı sırasında mesela ya da bir iş görüşmesinde elleriniz masanın altındaysa ya da bir eliniz masanın altındaysa bu karşı tarafı çok geren, gerici bir durum, gerginlik veren bir durum. Sizin kapalı olduğunuzu gösteriyor. Ellerinizi olabildiğince açık tutun. Ama nasıl tutacaksınız? Yani konuşurken avuç içleriniz açık olsun. Ben güven veriyorum. Bakın ben dostum, düşman değilim. Ellerim açık. Benden bir şey gelmez, zarar gelmez ifadesi. İçgüdüsel şeyler bunlar. İçgüdüsel düşünceler. Biz bunu farkında olmadan düşünüyoruz. Ama tabii bunu bilerek ve abartılı yaparsanız o da karşı tarafı itebilir. Yine konuşurken şu ifade, dinliyorum, evet seni dinliyorum ifadesidir. Konuşurken mesela diyelim ki bir satış danışmanının masasında oturuyoruz. Otomobil alacağız, bize anlatıyor. Satış danışmanının konuşmasından sıkıldık ya da o ürünü almak istemiyoruz. Vazgeçtik ama bunu da söyleyemiyoruz ona ayıp olmasın diye. Biz nasıl anlarız karşımızda oturan kişinin bizi dinlemek istemediğini, onun ilgisini çekemediğimizi nasıl anlarız? Karşılıklı otururken ayaklarının ucu kapıya doğru dönükse eğer, şurası kapı diyelim, ben de sizinle konuşuyorum. Ayaklarımın ucu bu tarafa doğru dönükse ben bir an önce gitmek istiyorum. Yani ayağımın ucu nereye dönükse ben oraya yönelmek istiyorum anlamına geliyor bu çoğunlukla. Ama size doğru dönüksem, ilgimi çektiniz, anlattığınız şey ilgimi çekti. Sizi ilgiyle dinliyorum.
anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında yüz okumayı bilmek lazım. Yüz ve beden okumayı bilmeniz lazım ki karşınızdaki insanı sıkıyor musunuz? Sizden hoşnut mu? İlgisini çektiniz mi? Oradan kavrayabilir misiniz? Satış danışmanları için özellikle çok önemlidir bu. Orada işinize yarayabilir ya da bir sohbet sırasında bazen karşımızdaki bizim sohbetimizden sıkılabilir ya da aklı başka yerdedir. Yüz ifadesinden anlarsınız. Sizi dinlemiyordur zaten. Saatine bakar, başka bir tarafa bakar. Bedeni oradadır ama ruhu başka taraftadır. Bunu anlar anlamaz sohbeti bitireceksiniz. Sıkmayacaksınız karşı tarafı. Bunlar en önemli beden dili ifadeleri. Bir de mesela bir ortama girdiğinizde kapıyı çaldınız. Kapıyı açıp sadece kafanızı uzatıp içeri "Merhaba, girebilir miyim?" ifadesi sizi son derece güvensiz, zayıf gösteren bir hareket. Hayır, kapıyı vurun, içeriden gelebilirsiniz komutu geldiğinde ya da ifadesi geldiğinde kapıyı açıp tüm bedeninizle içeri girmek. Sadece kafanızı sokarak değil, bütün bedeninizle girerek, tebessüm ederek bir ortama girmek. Bir ortama girdiğimizde mutlaka tebessüm ediyoruz, mutlaka merhaba diyoruz, biz diyoruz onu. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, lar çoğul eki gelmiyor merhabaya. Merhabalar değil. Yani bir stadyum dolusu insana hitap ediyor olsak bile lar ekine gerek yok. Bir merhaba yeterli. O herkesi kapsar zaten. Bir de merhaba değil, H harfini yutmadan merhaba. Baskılı bir şekilde, vurgulu bir şekilde merhabaya bir de tebessüm iliştirirseniz çok daha güzel olur. Çünkü tebessümsüz merhaba çok da işe yaramaz. Peki konuşurken elimi kolumu nereye koyacağım? Pek çok insanda o tedirginlik vardır. Zaten ölüm korkusundan sonra en büyük korku topluluğa karşı hitap etme korkusudur insanlarda. Bir topluluğa hitap edeceğiniz zaman, yani bu ünlü olun olmayın, konuşmacı olun olmayın, illa ki ünlü biri olmanıza ya da bir işte akademisyen olmanıza ya da bir siyasetçi olmanıza gerek yok. Bazı durumlarda çıkıp işte bir yerde bir oda dolusu insana hitap etmeniz gerekebilir. Bu en büyük korku, ölüm korkusundan sonra derler. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Böyle durumlarda da ne yapacağız? Olabildiğince ellerimizi serbest bırakacağız. Yani işte cebime sokayım, katlayayım, nereye koyayım, elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyorsam bu beni daha da, ay işte benim utangaç olduğum, işte içe dönük olduğum anlaşılır korkusuyla daha da batırıyoruz. Bir çuval incir berbat ediyoruz. Sanki böyle su dolu bir balon varmış elinizin içinde, iki avucunuzun arasında. Onu böyle düşürmeden tutmaya çalışıyormuşsunuz gibi. Ne çok fazla el hareketi ne de hiç sıfır hareket. Sıfır hareket de yanlış, özür dilerim. Ne hareketsizlik. Konuya göre anlatırken ve yine avuç içlerini göstererek karşı tarafa doğal bir el ve kol hareketi kullanırsanız eğer. Çünkü eller konuşur. Konuşan sadece biz değiliz. Yani cümlelerimiz değil, bedenimizle, özellikle ellerimizle ve gözlerimizle konuşuyoruz. Bunlar çok önemli. O yüzden ellerinizi nasıl konumlandırmanız gerektiğini iyi bilmelisiniz. Yani işte bir sürü el hareketi var. Ama dediğim gibi bu avuç içleri mutlaka karşı tarafı görsün. Olabildiğince doğal davranın. Masanın altına koymayın ellerinizi konuşurken. İşte el kollarınızı kavuşturuyorsanız eğer yüzünüz mutlaka aydınlık olsun. Yüz ifadeniz mutlaka canlı olsun. Evet, sizi dinliyorum, ilgiyle dinliyorum. Bir de aynalama hareketi vardır. Karşımızdaki insanın bizim konuşmamızdan, anlattıklarımızdan hoşlanıp hoşlanmadığını aynalama hareketiyle anlarız çoğunlukla. Mesela ben oturdum, sizin karşınızda konuşuyorum. Karşılıklı oturuyoruz. Eğer benim anlattıklarım sizin ilginizi çektiyse, ben sizin ilginizi çektiysem, eğer işte bir satışçıysam o ürünü almayı kafanıza koyduysanız, karar verdiyseniz ya da başka bir herhangi bir konuda sohbet ediyorsak, bu sohbet ilginizi çektiyse, benden hoşlandıysanız eğer insan olarak benim hareketlerimi fark etmeden aynalıyorsunuz. Nasıl? Mesela bacak bacak üstüne attım, konuşuyorum. Siz de beni dinliyorsunuz ilgiyle. Sonra ben konuşurken bacak bacak üstü, diğer bacağımı attım. Siz de fark etmeden aynı yöne atıyorsunuz bacağınızı. İşte burnumu kaşıyorum, siz de burnunuzu kaşıyorsunuz. Kaşımla oynuyorum, siz de kaşınızla oynuyorsunuz. Beni taklit ediyorsunuz fark etmeden. Aynalama hareketi. İşte bu karşımızdaki insanın bizimle ilgilendiğini, anlattıklarımızın onun ilgisini çektiğini gösteren bir belirti. Tabii ki istisnalar olabilir ama çoğunlukla bu böyle.
Beden dili aslında çok geniş bir konu. Ben böyle birkaç maddeye değindim. Yine 2, 3, 4 şeklinde videolar çekeriz beden diliyle ilgili. Bununla ilgili sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.